Evet. Söyle bakalım. Hissettiklerinden, söylediklerinden emin misin? Evet baba. Leyla'ya aşığım. Bu gece anladım. Her şeye rağmen Nazan'la evlenmeme engel olmamasına, beni gözden çıkarmasına rağmen aşığım ona. Leyla'ya aşıksın ha? Bunu bana neden anlatıyorsun? Onu bulmalıyım baba. Onu bulmalıyız. Bana yardım etmelisin. Bulamam. Hem bulup da ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ama onu bulmam gerektiğini biliyorum. Olmaz oğlum. Boş hayallere, boş umutlara kapılıyorsun. Unut Leyla'yı. Fransa'da yeni bir hayatı vardır artık. Seni çoktan unutmuştur. Sadece paylaşmak istemiştim. Benim için sevineceğini düşünerek. Geçmişi geçmişte bırakmak lazım oğlum. Üstüne basıp yürüyüp gitmek lazım. Leyla'ya olan hislerini geçmişte bırakmalısın. Bırakamam baba. Hissettiğim şey çok güçlü. Unutamayacağım kadar güçlü. Gel bakalım astrolistanım, gel. Bu gece için teşekkür ederim. Kafam dağıldı biraz. Kız evde uyumada düşün. Neyi düşüneceğim? Altın cazip iş teklifini tabii. Hatta sen hiç düşünme, hemen kabul et. Daha neler. Bana gelmez böyle işler Hüsam. Kız niye gelmesin? Bal gibi gelir. Ses var, görüntü var. E daha ne olsun? Ben de menajerin olurum. Yakıp kavururuz ortalığı. Değil mi kız anne? Pembiş abi bak. Biz şöyle yapalım. Siz validenle arada sırada bana gelirsiniz. Bahçeye bir güzel kurarız sofrayı. Keyfim yerinde olursa ben size özel bir iki şarkı söylerim. Anlaştık mı? Bundan öte köy olmaz. Unut o teklifi. Bak sen yine de. Şşşt. Konu kapandı, bir daha açmayalım. Üzerine sünger çekelim. Bilmem anlatabildim mi? Kapandı. Tamam mı tatlım? Ay tamam. Kızma Cabbar teyze. Hadi kendinize iyi bakın öyleyse. Ay bakarız. Suratta asmayalım lütfen. Merak etme. Ben onun yüzünü yolda güldürürüm. Tamam. Görüşürüz.